ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle hazırlanan töreme hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşriflerinizden dolayı en derin şükranlarımızı arz ederim efendim. Sağ olun, var olun. Biz öğretmenler ülkemizin ve milletimizin varlığını, geleceğini belirleyen bu önemli ve erdemli görevi üstlenmiş olmanın onurunu, mutluluğunu duymakta, sorumluluğunu taşımaktayız. Eğitim sisteminin temel taşı olduğumuzun bilincindeyiz. Bu yüzden tükenmeyen enerjimizle gösterişten uzak, fedakarca ülkemizin geleceğini ellerimizde şekillendirmeye, bilgi ve kültürün sönmeyen meşaleleri olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar çağ açıp çağ kapatan Fatih'i, gönlünü tüm dünyaya açan Mevlana'yı, vatan şairi Mahmut Kemal'i, edep adamı Mehmet Akif Ersoy'u, büyük fıkıh bilgini İbn-i Sina'yı, büyük usta Mimar Sinan'ı, kardeşlik ve barışın sembolü Yunus Emre'yi, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve birçok Türk büyüğünü yetiştiren mesleğimizin erbaplarını mahcup etmemek için dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemiz ve milletimiz adına dünyaya damga vuracak insanlar yetiştireceğimizden büyük milletimiz emin olmalıdır. Sayın Vali, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Kadir Şinas, Yüce Türk Milleti'nin destek ve katkılarıyla büyük kentlerden ülkenin en ücra köşelerine kadar fiziki ve teknik yapılanmalarıyla dünya ile yarışan okullarımıza emanet aldığımız göz bebeklerimizi ana baba hassasiyetiyle bir bilgin birikimiyle bilgili çağın ihtiyaç duyduğu becerilerle dolu sanat yeteneği gelişmiş güçlü iletişim dili olan ana baba kıymeti bilen her zaman birlik ve beraberlikten yana vatanını, milletini seven, özgüveni yüksek, ülkemizin geleceğini koruyup kollama yeteneğini kazanmış fertler olarak yetiştirdik ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Mesleğe yeni başlayan genç öğretmen arkadaşları, bu mesleği heyecanla ve gülen yüzle maaşınızın ne kadar olduğunu bilmeden, ettiğiniz yeminden zerre kadar sapmadan anne şefkatiyle bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum cümlesinin mana ve öneminin farkında olarak icra edin ki yıllarca ülkemizin her köşesinde bir karınca misali sessizce, kahramanca karanlık odalara ışık olup hayat veren emekli öğretmenlerimizin gözleri arkada kalmasın. Bu duygularla bütün emekli öğretmenlerimize sağlık diliyor, görev esnasında şehit olan meslektaşlarımıza, müteveffa olanlara emanetleri için şükranlarını sunuyor, eğitim bayrağını daima daha yukarılara çıkarmak için mazeret değil, iş üretme azim ve kararında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugünümüz hepimize kutlu ve mutlu olsun. Arz edelim.